Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte thumbnail'de gördüğünüz gibi böyle bir domates çizeceğiz. Bu domatesden sonra tabii bunları, bu çizdiğimiz şeyleri şeyde hani bir grafiker olarak çalışmaya başladığımızda nasıl kullanacağız? Onu öğreneceğiz. Tabii ki böyle sanat eserleri kıvamında şeyler hani çıkartabilirsiniz, daha böyle bir geliştirip falan, hani bu şey yapmıştık, böyle turuncu bir manzara yapmıştık gün batımı gibi. Hani onu biraz daha geliştirirsiniz falan. Böyle sanat eseri, tuval gibi bir şey çıkartabilirsiniz. Ama bunun yanında ayrıyetten hani bunları iş olarak neler yapabiliriz? Onu da öğreneceğiz. Hani sadece tekniğini iyice bir sindirin diye bunları yaptırıyorum. Tabii bir domates ihtiyacımız da olabilir. Niye olmasın? Hani öncelikle şöyle domates formumuzu bir çizelim. Şöyle, pardon. Şimdi şöyle yandan başlasam, şöyle domatesin şeyi olsa, şöyle yapsam, hani şöyle domates olurum. Hani şeklini oturtturması birazcık zor. Sonuçta tam olarak şekli nasıl bir şeye benzediğini bilmediğiniz bir şey domates. Ecüş bir şey yani, şöyle yuvarlak bildiğimiz domates çizelim biz. Hafif yuvarlak olsun. Şöyle rastgele çizdim. Hani bunu bir domates olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bunun bir sapı var. Bu beni benden alıyor. Yani daha öncesinde bir denedim. Hani bayağı zor yani. Bayağı uğraştım. İlk defa çizdim diye de oldu sanırım ama bayağı uğraştım. İnşallah tekrar çizebilirim diye düşünüyorum. Yani. Tabii şöyle bu birazcık dışarıya doğru çıksa. Yani belki de tek seferde çizmem gerekmiyor. Hani böyle parça parça çizmem gerekiyor. Bilmiyorum ama ben tek seferde çizmeye çalıştım. Çünkü çok uğraşmak istemedim diye söyleyeceğim. Çok uğraştım. Ama şöyle olsa hani bence şöyle şurada ana sapı olsa, şöyle olsa tabi bunu birazcık düzenleyebiliriz. Böyle çok acı oldu. Bunun rengini yeşil yapalım. Pardon, şurada benim şeyim var. Yeşilim var. O yeşil yapalım. Şöyle domatesin şeyi, sapı. Buna saksı çizdiğimizi hatırlıyorsanız, ki aşağıda onun da linki var açıklamada. Oradan bakın. Saksı çizdiğimiz gibi çiziyoruz aslında. Saksıyı nasıl çizdiysek bunu da aynı şeyleri uyguluyoruz. Evle manzara biraz farklı. Hani şey olarak. Hatta manzara böyle degradeler falan var. Şimdi bunların bu tarz çizimlerin işte böyle detaysız geçiş olmayan renk, sadece renklerle yapılana flat design diyorlar. Böyle degradeler falan, daha bir detaylar varsa onlara da ne diyorlardı? Materyal tasarım diyorlar. Sanırım bizim manzara materyal tasarıma giriyor. Yani benim anladığım kadarıyla. Şöyle biraz araştırdım, okudum. Yapmadan önce de okumuştum. Sanırım biraz konuyu yanlış anlamışım. Ama dediğim gibi bizim manzara materyal tasarıma giriyor. Onun adını da değiştireyim diye düşündüm. Sonra videoda bir boy flat design falan deyip durmuşum. Bu videoyu izleyenler öğrenmiş olsunlar. Yani ne olduğunu. Doğrusunu. Orada yorumlarda da artık söylerler mi, sıyırırlar mı bilmiyorum ama bazıları uyarıyor. Allah razı olsun. Yani bak bu öyle değil, şöyle falan diye. Şimdi ne yapıyor bu falan diye düşünüyorsun. Şu ortası bildiğin şey gibi oldu. Hani şurası çok geniş oldu. Bayağı bildiğimiz ne o? Ahtapot. Ahtapot da mı çizsek, ne yapsak? O da fena fikir değil. Ama önce şu kurumsal kimlik tadında şeylerimizi yapalım. Ondan sonra ahtapotumuzu çizeriz. Şimdi
Bu domatesimizin temeli. Bu iki parçadan oluşuyor aslında. Geri kalanını renkle hallediyoruz. Yani işte gölge gibi renk belirliyoruz. İşte nasıl? Şöyle. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Bunu ben bu kenarda yapayım ben bunu. Bu. Geçen sefer de yapmıştım, olmadı. Silmek zorunda kaldık bunu. Şu üstteki de nereye ne gölgesi getiriyorum onu göreyim diye şöyle çizgi bırakayım. Aynen şöyle şu alttakini kullanalım. Alttakine bunu kullanalım. Buraya da bunu kullanalım. Efsane gelmiş. Şu değişik olsun. Yani bir şuna farklı kullanacağım. Onun dışındakilerin hepsi değiştireceğim. Bunu şuradan şöyle nereye silmek istiyorsam orayı seçiyorum. Bu güzel bir silme taktiği benim için. Sizin için de olabilir. Kullanabilirsiniz. Şu arayı şöyle silgiyle bir silerim. 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi şöyle grupluyorum. Bunu bunun üstüne yapıştırdım. Bunu en üst katmana getirdim. Bunu siyah yapacağım. Ya da kahverengi. Emin değilim. Kahverengi yapayım. Şuradan opaklıktan. Bu 2020 sürümü bu arada. Hani kullanmayanlar için hani bu yan tarafta bunlar artık. Eskiden işte şu ölçüler falan üst taraftaydı. Yeni özellikler falan da gelmiş. Yeni özellikleri de yavaş yavaş kullanıyoruz işte. Hani. Ama yanda olduğu biraz güzel olmuş, biraz da karışık olmuş. İlk başta biraz yadırgıyorsunuz fakat daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Hani kullanımının daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi şu çok düz, o yüzden bunu siliyorum. Bunu ayrıyetten kendim çizelim. Şu arası aslında şöyle bir kesik olsa fena durmaz. Şöyle bir de şöyle bir kesik atayım ben buna. Hatta ben bunun şurasını keseyim, bunun burada üstte olsun. Yani bence. Böyle yapalım. Aynen. Şöyle ben bunu şuradan şöyle keseyim. Ya da şöyle keseyim. Çıtırtayıp siliyorum. Şuradan şöyle, buradan şöyle, şu sil. Şimdi buraya bir şey yapmamız lazım. Şöyle çizgi de eklememiz lazım. Hani şeyde kullanmıştık onu. Bu tekniği diyeyim artık ne diyeyim. Saksıda. Saksı bayağı temel oldu yani temeli saksı oldu. Saksı bayağı başarılı. Fakat işte seste birazcık problem var. Seste problem olmasaydı efsane videoymuş. Ama seste biraz problem var. O yüzden alt yazı ekleyeceğim. Sesten sıkılan sesini kısıp öyle izlesin. Alt yazıyı da birkaç güne eklerim diye düşünüyorum. Ya da eklemişimdir hani. Bilemiyorum. Şimdi ben bunu daha önce kullanmak istiyordum fakat artık nedendir bilmiyorum problem yaşıyordum. RGB olan da problem olmuyordu ama CMYK'da kullanmak istediğimde buradaki seçenekleri kullanamıyordum. Artık CMYK'da da çalışıyor. Düzgün çalışıyor en azından. Hani bence. Şimdi bu sen şöyle dur. Şunları düzenleyeceğim. Bir bakalım. Şimdi bunları şöyle şuraya Allah'tan onu yapmışlar. Yoksa halimiz nice olurdu. Bu şu şeye tutunuyor. Hatlara tutunuyor. Orada güzel yapmışlar. Takdir ettim. Hatlara tutunuyor olması efsane bir şey ya. Hani onu oraya bağlamayacağız. Şimdi bunu birazcık kalınlaştıralım tabii ki. Şöyle. Aynen. Buna ayrıyetten kendisine bir degrade ekleyeceğim. Bu degrade, ama degrade diyorum, kontur ekleyeceğim. Şunun konturunu kaç yaptık ya? 4. Bunun konturu kaç olsun? 4 olsun. Buna şunu ekleyeceğim. Bu güzel duruyor. Böyle kalınlaşıyor, inceliyor. Kalınlaşıyor, inceliyor falan. Bu şık duruyor, güzel duruyor.
Tabii şu gölgeleri üste alacağız. Benim bilgisayar pek iyi değil. O yüzden garip şeyler yaptığı zaman ne oluyor la demeyin. Şimdi bir tane de şunların gölgesini yapacağız dedik. Yapmadık. Gölgesini yapalım. Şöyle. Burası komple gölge olsun ya. Şöyle geleyim ben. Şöyle ortasında. Değil mi? Şu anda bağlayalım. Şimdi bunu şöyle kopyalayayım. Şurada şu kesme aletimizde keselim. Şunu da şöyle keselim. Tamam. Şimdi şunu da sileyim. İhtiyacımız yok. Şunu da sileyim. Buna da ihtiyacımız kalmadı. Şöyle bunun üzerine oturtuyoruz. Zaten oturması lazım. Oturmuyorsa bir sıkıntı vardır. Aynen, bir sıkıntı mı var ya? Yani şurada bir sıkıntı var. Bunun rengi var. Bunun rengi var. Bunun rengi olmaması lazım. Şuradan şey yapalım. Yeşile çevirelim. Döneceğim mi? Yeşil olacak mı? Opaklığını değiştireceğiz. Hop. Şöyle. Onu almıyormuş. Demek ki. Şunu üste getirelim. Öne getir. Şimdi şunu şuraya bağlayalım. Bunu da yani şöyle dursun. Madem. Şunu birazcık şey yapayım ben. Şu ucunu en azından şöyle. Hem bu ortayı da hani böyle akıyormuş gibi göstermiş oluruz. Güzel olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama bence fena değil bu kısmı. Siz de düşündüklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şurası şöyle oldu falan diye. Dinlerim yani. Bir sonrakinde hani şöyle bir fikir vermiştiniz deyip onu yaparım yani. Niye yapmayayım? Ya da yorumlarınıza göre işte bunu ücretsiz olarak aşağıda linkini vereceğim. Her zamanki gibi. Yorumlarda söylediğiniz şeyle değiştirip veririm. Yani öyle yapabilirim. Ya da şöyle olsun diye siz değiştirip bana gönderirsiniz. Mail adresi yazıyor her tarafta. Ya da DM'den de gönderebilirsiniz. Sizin değiştirdiğinizi falan yayınlarız. Ne bileyim. Yaparız yani bir şeyler. Böyle tekliflerde bulunmaktan çekinmeyin bence. Yorumlarda istediğinizi söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Anlamadığınız filan bir yer olursa onu söyleyebilirsiniz. Bu ne? Sen git ya. Sen hayırdır? Bunu üstüne şu kısmın şey olmasın diye konturu ayrı bir katman olarak vereceğim. Şundan mı veriyorduk biz kontrolü? Şöyle 4'tü. Bir garip durmasın diye 4 yapıyorum. Hani hoşumuza gitmeyen bir yer olursa gene değiştiririm ki şu anda hoşuma gitmedi mesela. O yüzden bunu az daha fazla yapacağım. Şunu yapayım. Bu daha güzel duruyor. Şöyle bunu ortaladım. Üste getirdim. İçini boşaltalım. Rengi olmasın. Sadece çerçeve olsun. Şimdi şunlar 1. Bunlar 2. Şu 3. Şu çizgi 4. Şöyle. Bunları da en öne getir diyoruz. Çizginin üstünde olsunlar. Şimdi şurada şöyle bir gölge verdiğimiz zaman hani burası parlak. Hani burası da birazcık koyu olması lazım ki tamamlasın. Koyuluğu nasıl yapacağız? Koyuluğu da aynı şekilde şu yeşilleri yaptığımız gibi.
Aynı şekilde şöyle ortasına yakın. Pardon. Şöyle. Şöyle. Şu alta doğru genişleyen bir parça kullanalım. Bunu da şöyle alayım. Şurada keseyim. Şu parçayı ve şu parçayı. Şunu siliyorum. Nedir? Buraya da bunu yapıştıralım. Bunun rengi de aynı buradaki yeşiller gibi. Hani şuradan koyulaştır dediğimizde olması lazım. Ama çok koyu oluyor. Bunu kırmızı yapsak ne olur? Olmuyor. Şöyle yapalım. Bunu geri getirelim. Bunun opaklığını birazcık düşürelim. Aynen. Şu eğer şunları bir üst katmana çıkartırsak bizim domates işi çok güzel olur. Aynen. Bence şöyle gayet güzel. Şuraya ortalayalım domatesimizi. Bunun arkasına da şöyle güzel bir renk yapalım. Tabii ki bunu yeşil de olabilir. Şöyle içimiz açılsın dersek kırmızı olur. Efsane bir domates. Bunu her çizdiğinizde de aynısı olmayacağından farklı farklı şeyler olacak. Efsane gayet güzel bir domatesimiz oldu. Bundan sonra bir kurumsal kimlik tadında bir çalışma yapacağım. Hani yine bu tarzda bir başlangıcı olacak. Desenler bu tarzda olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan dosyaları indirmeyi unutmayın. Kolay gelsin.